Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında, radyolarında dinleyen, sosyal medya hesaplarında dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hepinize en içten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bütçe konusunda konuşacağız. Değerli milletvekilleri, bütçe dediğiniz, benden önceki arkadaşlar da anlattılar, Türkiye'nin temel yasalarından birisidir ve anayasada bütçenin kabulüyle ilgili, görüşülmesiyle ilgili özel düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bütçe yasaları parlamentoda görüşülürken bütün milletvekillerin hangi partiden olursa olsun sağlıklı ve tutarlı bilgiler edinmeleri gerekiyor. Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir. Bakın değerli arkadaşlar, Sayıştay raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay, Sayıştay raporları değiştiriliyorsa ve değişen Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsa, o zaman yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Gerçeklerin görmesini istemiyor. Burada görev kime düşüyor? Eğer Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapıyorsa, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın değiştirilen Sayıştay raporları ile ilgili süratle bilgi alması lazım ve parlamentoyu bilgilendirmesi lazım. Ben size bir örnek vereceğim. Rapor 100 küsür sayfalık bir rapor. Meclise gelen rapor 11 sayfa. Aynı şey. Ama burada dünyanın yolsuzluğu var. Burada hiçbir şey yok. Plan Bütçe Komisyonu'nda soruldu bakana. Neden siz Sayıştay'a istediği bilgileri vermediniz diye. Biz bütün bilgileri verdik dedi Sayın Bakan. Onun üzerine Sayıştay söz istedi. Sayıştay'ın Plan Bütçe Komisyonu'ndaki temsilcisi söz istedi. Ama söz vermediler. Niçin? Diyecekti ki, yazıyı gösterecekti. Şu 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 yazılarla biz bilgi istedik ama maalesef kurum bize bilgi vermedi. Eğer kurum, yani denetlenen kurum, eğer Sayıştay denetçisine bilgi vermiyorsa, belge vermiyorsa, döküman vermiyorsa, yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermiyor demektir. Şuradakilere sesleniyorum. Ve sizlere sesleniyorum. Sayıştay'a müdahale eden kim? Değerli arkadaşlarım, başka bir önemli konu. Elbette ki bakanlar gelecekler. Plan Bütçe Komisyonu'nda elbette ki milletvekillerinin sorularını cevap verecekler. Cevaplanmayan soruları var. Vermiyorlar cevabını. Peki bunlar nasıl bakan? Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında demiştim ki bunların günahı yok. Zaten bunlar devlet memuru. Alınmışlardı. Devlet memurlarıyla şimdi sayın bakanların görevleri arasında hiçbir fark yok. Kamu görevi, ikisinin de aşağı yukarı dokunulmazlığı aynı dokunulmazlık. Beni üzen nokta nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimle gelen birisinin, yani kendi imzasıyla bütçeyi meclise gönderen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu doğru değildir. Bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Eğer bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçeler ayrıca görüşülüyorsa ve özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, o zaman bir kişi gelecek, diyecek ki benim bütçem bu ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Durmuyor. Göndermiş memurlarını buraya, efendim siz bütçeyi anlatın. Allah aşkına gelip anlattılar, ne anladınız siz? Pembe bir tablo. Türkiye'de hiçbir sorun yok çünkü öyle talimat almışlar. Neden diyorum sorumluluk bunlarda değil diye? Çünkü
Yangında bile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık diye cümleyi kuruyorlar. Ya yangın için talimat mı beklenir Allah aşkına? O nedenle bunların hiçbir suçu günahı yok. Sayın Mehmet Uçum ne diyordu? Tek kişilik hükümet diyordu. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Gelip burada sunmalı. Bütçesinin arkasında durmalı. Hangi gerekçeyle yaptığını bilmeli, biz de bilmeliyiz. Artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli. Kaçarak bu iş olmaz. Meclise gelmeyerek de bu iş olmaz. Bu meclisin saygınlığına gölge düşürmek demektir. Değerli arkadaşlarım, her bütçe görüşmesinde ifade ederim. Milletvekillerinin soruları var. Ya zaten bir şey bırakmadınız mecliste. Bir şey bırakmadınız. Meclisin itibarı. Ne itibarı var Allah aşkına ya? Ne itibarı var? Bir tek şey var. Soru soracaklar. Sözlü, yazılı soru. Bakın. 27. dönem bitmeden 27.323 soruya bakanlar cevap vermiyor. Yani bunlar, bu beyefendiler cevap vermiyorlar. Gerek yok diyorlar. Bu ne demektir? Her biriniz tek tek milletvekilisiniz. Eğer bir bakan veya bakanlar milletvekillerinin sorularına cevap vermiyorlarsa kimse kusura bakmasın. Meclis bizim için sıradan bir kurumdur demiş. Demektir bu. Sayın Başkan'a da söylüyorum. Sizin sahip çıkmanız lazım. Sayın Başkan arada şunu yapar. Milletvekilleri soru önergesi verirler. Bakar şu cümleyi değiştirir, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye geri gönderir. Hadi anladım. Haklı haksız geri gönderdi. Peki verilen cevap, soru başka bir şey, cevap başka bir şey. Milletvekili soruyor, aa nerede diye, o Z'den bahsediyor. O zaman Sayın Başkan sen o cevabı da göndereceksin oraya. Trafik polisinin bile bir yetkisi var. Siz şu anda soru önergeleri konusunda hiçbir yetkiniz yok. Cevap bile verilmiyor. E anayasa yazmışlar 15 gün içinde cevap verilir. Verilmiyor. Bu ne demektir? Ne demek anayasa ya? Ne demek anayasa? Anayasayı mı uygulayacağız? Bir kişi karar verir, Türkiye'de her şey olur. Türkiye'de geldiğimiz nokta budur. Bu konuda bütün milletvekillerinin samimi olması lazım. Bu meclis sadece benim meclisim değil. 600 kişinin meclisi. 600 kişi toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmeyen bir meclis, bir milletvekili. Evet, sorularına bile cevap verilmiyor. Değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Eğer bunlar olmasa, yani dediklerimiz olmasa, bu süreç böyle de devam ederse, bunun bilinen tek cümlesi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayet altındadır. Bir daha ifade edeyim. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve o raporlardaki bazı bilgiler çıkarılıp gül pembe raporlar bu meclise gelirse ve bunları yürütme organı yaparsa o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gerçek mi? Evet gerçek. Bu parlamento milli kurtuluş savaşını veren gazi meclis diyoruz. Hangi gaziliği kaldı Allah aşkına? Hangi gaziliği kaldı? Hangi yetkiniz var? Meclisi el kaldıran, el indiren milletvekilleri grubuna döndürdüler. Bir kişi kalkıp cesaretle benim görüşüm şudur diyemiyor. Dediği andan itibaren seni bir daha milletvekili listelerinde göstermeyeceğiz. Ne demektir bu? Milletvekilini de vesayet altına alıyorum demektir. Hiç meraklanmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler acıdır. Katlanacaksınız gerçeklere. Siz kalkıp da bir konuda, herhangi bir konuda çıkıp da enflasyonu eleştirdiniz mi? Hükümeti eleştirdiniz mi? Eleştiremezsiniz. Cesaretiniz yoktur sizin. Kimse kusura bakmasın. Bakın değerli arkadaşlar.
Bakın değerli arkadaşlar. Bu meclisle ilgili bölüm. Gelelim ekonomiye. Ekonominin ne olduğunu biliyorsunuz. Allah aşkına şu sunulan bütçede ne var Allah aşkına ya? Bakın bu ülkesi, ben şahsen ve grubum, ülkesini seven milletvekilleri olarak 2018'in Ağustos'undan beri yanlış gidiyor. Ekonomik kriz gelecek diyorduk. Kriz geldi, önlem alın dedik. Ekonomik buhran olacak dedik. Ve her bir eleştiriye öneri getirdik. Şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın diye. Yaparsınız, yapmazsınız. Ama sorunlu bir muhalefet anlayışıyla bunu yaptık. Bakın değerli arkadaşlar. Bir sorunu samimi olarak çözmek istiyorsanız önce sorunun muhataplarıyla oturup konuşmanız lazım. Ya arkadaş senin derdin nedir diye soru sormanız lazım. E bunun yolu nedir, yöntemi nedir? Anayasada yazıyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Toplandı mı? Toplanmadı. Şimdi değerli arkadaşlarım, Ekonomik Sosyal Konsey toplansaydı ne olurdu? Öyle ya, bu da bir soru. Toplasak ne olur, toplamasak ne olur? En azından çiftçinin temsilcisinden çiftçinin derdini, esnafın temsilcisinden esnafın derdini, sanayicinin derdini, işçinin derdini, emeklinin derdini, hangi dertlerle karşılaştılar, en azından bunları öğrenirdin. Artı bakanları da karşına dizerdin. Sosyal konseyin karşısına bakanları da dizerdin. Beyler dinleyin derdin. Bakın çiftçinin derdi var, emeklinin derdi var, işçinin derdi var, sendikalar var, kuruluşlar var, işverenler var. Dinleyin bunları. Oturup istişare yapalım ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sorunu birlikte çözelim. Ya dilimizde tüy bitti. Yok. Her şeyi ben bilirim. Ya arkadaş, tamam güzel de kimse kusura bakmasın ama bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa dünyanın en cahil adamıdır. Türkçesi budur. Bakınız. Soru. Bir anayasal kurum aynı zamanda. Ekonomik Sosyal Konsey. Az önce söyledim. Zaten anayasa askıda olduğu için, kimse de uymadığı için anayasaya ne gerek var diyor. Anayasal kurumu çalıştırmıyorsunuz siz. Bakınız, bir soru. Ekonomik Sosyal Konsey en son ne zaman toplandı? Bir dönem 3 ayda 1 toplanıyordu. 5 Şubat 2009. 5 Şubat 2009. Hiç sordunuz mu Allah aşkına şu beylere? Ya bu Ekonomik Sosyal Konsey'i niye toplamıyorsunuz diye. Sordunuz mu? Soramazsınız. Soramazsınız. Zaten sıkıntımız da o. Hadi biz soruyoruz ama sizin sormanız lazım. Arkadaş bu Ekonomik Sosyal Konsey'i niye toplamıyorsun diye sormanız gerekiyor. Örgütler konuşamıyorlar. İşçi örgütleri, işveren örgütleri baskı var üstlerinde. Cesaret edip bir şey söyleyemiyor. Açıyorlar telefonu. Allah aşkına şunu da söyle. Allah aşkına bunu da söyle. E siz konuşun. E siz biliyorsunuz Sayın Genel Başkan, biz konuşursak mahvederler bizi. Özel olarak arzu ederseniz, arzu eden milletvekili arkadaşım varsa AK Partili, ben o kişiyle de görüştürürüm onları. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmamıştı. Bir soru daha. Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki ya şu sorununu çözüyoruz biz. Çiftçinin sorununu çözüyor mu mesela? Ya sorun mu bunlar Allah aşkına ya? Gübre fiyatlarından bunların haberi var mı ya? Kendilerini kapatmışlar saraya. Sarayın içinde oturuyorlar. Saraya bakıyorlar. Herkesin durumu çok iyi. Bir maaş alan var, 3 maaş, 5 maaş alan var. Orası sanki Bizans sarayı. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor aynı zamanda. Ya arkadaş, sen çiftçinin mazotu, çiftçinin gübresi, çiftçinin ilacı. Ya devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi ya? Dışarıdan buğday getiriyorsun daha pahalıya. Daha pahalı ödüyorsun oraya. Kendi çiftçini ödemiyorsun. Bakın değerli arkadaşlar. Diyorlar ya doğrudan gelir desteğini artırdık diye. Ziraat odalarında, ziraatten, çiftçilerden gelen bilgi. 2016 yılında bir düzenleme yaptılar. Küçük aile işletmeleri, 5 dönüme kadar olan.
Dönüm başına 100 lira vereceğiz dediler. Doğrudan gelir desteği. 2016. Hangi yıldayız? 2021. 5 dönüm için verdikleri doğrudan gelir desteği kaç lira? Hala 100 lira. Hala. Hala 100 lira. Bana gelmişler bütçeyi anlatıyorlar. Ya ben çiftçiyi dinliyorum arkadaş. Esnafı dinliyorum. Sanayiciyi dinliyorum. Turizmciyi dinliyorum. Siz kimi dinliyorsunuz? Siz birbirinizi dinliyorsunuz. Saray için söylüyorum. Birbirinizi dinliyorsunuz. Güllük gülistanlık orada. Hiçbir şey yok. Allah bilir. Efolileri içip keyiflerine bakıyorlar. Böyle bir düzen olmaz. Efendim faizi sıfırlayacağız. Faizi şöyle yapacağız. Hangi faiz ya? Hangi faiz? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı siz? Sözüm var. Ahdim var. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Birinci haftada, birinci haftada çiftçilerin bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Faiz sıfırlamak budur işte. Yüreğiniz yetiyor mu? Bunlara sorun. Yüreğiniz yetiyor mu diye sorun bakalım. Yetmez. Talimat gelmesi lazım. Faizi sıfırlamaları için. Aylık enflasyon. Neymiş? 3.5'müş aylık enflasyon. Yıllık enflasyon 21-31. Niçin? Saraydan talimat geldi. Bilmiyor muyuz biz talimat gittiğini? Rakamı düşük gösterdiğini bilmiyor muyuz? Ya şu bile bizim açımızdan, parlamento açısından yürütme organını sorgulamadığımız için ciddi bir ayıptır ya. Enak diye bir grup. Enflasyonu araştırma grubu. Akademisyenlerden. Bu işin uzmanları oturmuşlar. 3.5 değil diyor. 9.91 aylık enflasyon. Yıllık enflasyon %21 değil, %58.63 diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına. Herhangi bir bakkala gidin. Vallahi billahi. Bakkal desin ki TÜİK'in söylediği doğrudur. Yıllık enflasyon %1.21'dir. Vallahi siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyorum. Dünyadan haberiniz yok ya. Vallahi dünyadan haber. Ya ekmeğe gelen zam bile bundan fazla. Ya ekmeğe gelen zam. Siz gübreye %200 zam geldiğini biliyor musunuz? İlaca zam geldiğini biliyor musunuz? Sanayicinin, yatırımcının derdini biliyorlar mı bu beyefendiler? Bilmezler. Bilmezler. Bütçede istikrar, efendim ekonomide istikrar olacakmış. Ben size soru soruyorum. AK Parti'nin saygıdeğer milletvekilleri olarak size bir soru soruyorum. Piyasada istikrarı sağlamak üzere görevlendirilen kurumun adı nedir? Kanunu çıkardınız. Biz çıkardık. Merkez Bankası. Merkez Bankası. Fiyat istikrarını sağlamakta görevli olan kurumun adı Merkez Bankası. Açın 4. maddesini okuyun. Merkez Bankası'nı ne yaptılar? İdiş ettiler. İdiş ettiler. Çıktı Erdoğan bir kararname çıkardı. Dedi ki fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Evet, fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Bakın parlamentonun vermiş olduğu yetkiyi parlamentonun elinden alıp Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp kendi kurduğu kuruma verdi. Güzel. Hadi diyelim ki bunu yaptı. Fiyat İstikrar Komitesi kaç sefer toplandı? Bilen var mı? Hiç toplanmadı. Peki nasıl oluyor bu? Bu devlet nasıl yönetiliyor Allah aşkına? Bir devleti bir kişinin iki dudağına teslim edebilir misiniz ya? O zaman bu meclisin görevi ne? Bunu söylüyoruz. Üzülüyorsunuz. Üzülmeyin. Gerçekler böyledir. Acıdır gerçekler. Biz gerçekleri ifade etmek zorundayız. Esnafın derdini çözüyor mu? Bir daha sorayım. Esnafın hangi derdini çözüyor? Esnafın derdini çözüyorsa gel şurada esnafın derdini şöyle çözdüm diye anlat bakalım. Allah aşkına. Anlatamazlar. Esnaf sattığı malın yerine yenisini alamıyor. 1 liraya sattığını gittiği zaman 2 lira olmuş. 2 liraya sattığını 4 lira olmuş. 4 liraya sattığını 8 lira olmuş diye görüyor. Bana inanmıyorsanız
Gidin. Üç harfli bir sürü mağazalar var değil mi? A101 var, BİM var. Gidin oraya sorun. Etiketlere bakın. Arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri, AK Parti'nin saygıdeğer milletvekilleri. Şu beyefendiler ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki artık marketlerde etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor. Etiket değiştiren, saat başı etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor. Ha diyebilirsiniz ki ey Kılıçdaroğlu bu doğru değil. Dünya gazetesini açıp okudunuz mu? Türkiye'nin en önemli ekonomi gazetesidir. Gidin okuyun bakalım. Değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası'nı o hale getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı. 128 milyar. Allah aşkına ya dövizi satmak konusunda yetkili olan banka Merkez Bankası. Alıyorsunuz 128 milyar doları. Bir protokol yapıyorsunuz. Bu beyler yapıyorlar. Bir protokol yapıyorlar. Damada teslim ediyorlar. Nereye gitti 128 milyar dolar? Damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim, sizin de göreviniz. 6-6,5 liradan sattılar. Şimdi oldu 14 lira. Kime sattılar? Biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Söylemezler. Bilemezsiniz. Sizin sormanız lazım değerli arkadaşlarım. Sormanız lazım. Nereye gitti? Kime sattın 128 milyar dolar? Arka kapıdan. Adam kesiciye sor. Bakın birisi de ne diyor? Tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı diyor. Dünyadan bu kadar habersiz. Ve dünyadan bu kadar habersiz ve sizin sıralarınızda milletvekili olarak oturuyor. Bundan ne beklenir Allah aşkına? Vatandaşın hakkını hukukundan mı bu sorumlu olacak? Güven. Güven, güven, güven. Bu iktidar tek kişilik hükümet. Tek kişilik hükümet. Bu hükümet vatandaş nezdinde de, partiler nezdinde de, parlamento nezdinde de, uluslararası arenada da saygınlığı olmayan bir hükümettir. Bir kişilik hükümettir. Saygınlığı olmayan bir kişilik hükümettir. Hiç kimsenin itibar etmediği bir kişilik hükümettir. İkili var. Vatandaşın da güveni kalmamıştır. Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize? Şu soruyu sordunuz mu Allah aşkına kendinize? Şu soruyu sordunuz mu? Ya arkadaş, ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Ben kendi vatandaşımdan niye avroyla borçlanıyorum? Ben kendi vatandaşımdan niye altınla borçlanıyorum? Ya bu memleketin Türk lirası yok mu? Yani siz milliydiniz. Nasıl milli? Bunlar milli değil. Bir daha söylüyorum. Bunların hiçbirisi milli değil. Oturan bakanların da hiçbirisi milli değil. Kendi parasına değil de yabancı paraya güvenen birisi. Kendi parası için değer kazansın diye mücadele etmeyip de Türk lirasını pul haline getiren birisi. Efendim bunun kitabını yazdık diyor. Kitabını yazmışlar. Evet kitabını yazdılar. Türk lirası nasıl pul edilir? Kitabı o. Evet Türk lirası nasıl pul haline dönüşür? Başka bir şey daha. Sadece söylediğim kişiler vatandaşın da güveni yok. Bankalardaki tasarruf mevduatının kaçı dolar bilen var mı? %63. Ne demektir bu ya? Bana söyler misiniz ya Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kendi ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaş güvenmiyor. Topladığı parayı dolar olarak, avro olarak bankalarda tutuyor. Mevduatın %63'ü. Kaçınızın haberi var? Kaçınızın haberi var? Değişecekmiş. Öyle diyor. Daha da artacak göreceksin. Daha da artacak. Kredi açıyorsunuz değil mi? Gidiyor krediyi alıyor, doğru gidip dolarını alıp bankaya yatırıyor. Hiç. Çünkü önünü görmüyor. Ne olacak? Nereye gidecek dolar? Bunu görmüyor. Başka bir şey daha söyleyeyim size değerli arkadaşlarım. Altınla, dolarla, avroyla kaç lira? Kendi vatandaşımızda. Hani yerliler ya bunlar, sözde milliler bunlar değil mi? Kendi vatandaşına. Tarih vereyim.
10 Aralık 2020'de dönemin bakanı dedi ki 2021 yılında döviz cinsi iç borcu azaltacağız dedi. Azalmadı. Rakam vereyim. Ocak'ta Temmuz arası. Ocak'ta Temmuz arası. 2 milyar 900 milyon avroluk borçlandılar. Kendi vatandaşımızdan. 2,5 milyar dolar borçlandılar. Kendi vatandaşımızdan. 130 bin 200 kilo altın borçlandılar. Kendi vatandaşımızdan. Türk lirasıyla borçlansalar kimse para vermeyecek. Bu ne demektir? Güvensizlik değil mi? Türk lirasını yerlerde kim süründürdü? Bunlar kaç yıldır iktidardalar ya Allah aşkına? Kaç yıldır iktidardalar? Türk lirasını bu hale nasıl getiriyorlar? Ben soruyorum. Ben rahat soruyorum. Ama en azından siz ya rahat soramıyorsanız bari kapalı kapılar ardında sorun ya. Böyle bir rezalet yaşanmazdın ya. Bakın değerli arkadaşlarım. Tek kişilik hükümet, bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmez. Mete Han'ı alın, bugüne kadar gelin. Hiçbir zaman bu ülkenin insanların töresinde, hukukunda devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. İlk kez 2018'den sonra devleti bir kişiye teslim ettik. Onu da sağ olsun sizin Erdoğan'ın danışmanı vardı Sayın Mehmet Uçum. Biz buna tek kişilik hükümet diyoruz dedi. Dolayısıyla buradakiler hükümet zaten değiller. Hükümet demiyor zaten. Kabine diyor. Ne kabinesi kardeşim? Bir araya geliyorsunuz, birisi talimat veriyor, siz de gereğini yapıyorsunuz. İşin özeti budur. Erdoğan diyor ki, ben hiçbir zaman faizci olmadım. Hiçbir zaman faizci olmadım diyor. Ya şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün faizcilerin, bütün tefecilerin tek umudu Erdoğan'dır. Bir daha söyleyeyim. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan'dır. İnanmıyorsunuz değil mi buna? Peki ispat edeceğim. İspat edeceğim. Bu yıl 180 milyar lira olan faiz ödemesi bu bütçede kaç lira oluyor? Siz el kaldıracaksınız, onaylayacaksınız. 240 milyar lira oluyor. Yani siz faize karşıydınız. 180 milyar, 240 milyar. Nasıl oluyor bu? Ya hiç sormuyor musunuz? Ya arkadaş sen faiz inecek diyorsun, bütçeyi getiriyorsun. 180 milyar liralık faiz 240 milyara çıkıyor. 240 milyar 400 milyona çıkıyor. Peki nasıl olacak bu? Ya bırak bütçeyi oranını. Ben sana rakamı söylüyorum. Bütçeye oranına da bak. Bütçe mi kaldı ortada Allah aşkına ya? Bütçe diyorsun. Bu bütçe imzalanıp meclise geldiği günden itibaren bütün rakamları değişti. Bütün rakam. Dolar kuru kaç liraydı? Enflasyon kaç liraydı? Orta vadeli planda neydi biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Bu kardeşiniz hepsini bilir. Hepsini bilir. Hiç. Yine söyleyeyim. AK Parti döneminde, yani iktidar olduğu dönemde Londra'daki bir grup tefeciye benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel. Geliyor gelmekte olan unutma. Geliyor gelmekte olan unutma sen. 193 milyar dolar. Bir daha söyleyeyim. Not alın. 193 milyar dolar Londra'daki tefecilere faiz ödediler. Tefecileri neden diyorum Erdoğan en büyük umutlarıdır, en büyük güvenceleridir. Bana söyler misiniz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 193 milyar dolar Londra'daki tefecilere faiz ödeyen başka bir iktidar var mı? Bunlar. Ve sizin destek verdiğiniz bunlar. Allah'ın günü, her Allah'ın günü 74 milyon 571 bin 369 dolar faiz ödeniyor. Her gün, her saat başı 3 milyon 107 bin 140 dolar faiz ödeniyor. Faizi düşürecekmiş. Hangi faiz düştü? Çiftçinin faizi mi düştü? Emeklinin faizi mi düştü? Bankalardan kredi kartı alıp da alışveriş yapan vatandaşın faizi mi düştü? Efendim Merkez Bankası'nın bankalara açacağı kredinin faizi 1 puan düşmüş. Çiftçiye ne gerek? Çiftçi bundan yararlanmıyor ki. Emekli bundan faydalanmıyor. Sanayici bundan faydalanmıyor.
faiz düştü diye gaz veriyorlar. Hiçbir faiz düşmedi. Tam tersine dolar olarak aldığımız senetler vardı, onların tamamının faizi yükseldi. Tamamının. Ya arkadaşlar, ya açıp ekonomiye bir bakmıyor musunuz ya? Nereye gidiyor diye bir bakmıyor musunuz ya? Çiftçinin faizi, esnafın faizi, sanayicinin faizi, kredi kartı kullananların faizleri hiçbir zaman düşmedi. Hiçbir zaman düşmedi. Nasıl çiftçinin faizini sıfırlayacaksak, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda esnafın da, esnaf kefalet kooperatifleri ve bankalardan aldıkları bütün kredilerin faizlerini sıfırlayacak. O zaman bu faiz nasıl sıfırlanırmış göreceksiniz. Ha şimdi geleyim. Bu bütçe ne bütçesi? Öyle ya, ne bütçesi? Çiftçi sorununu çözmüyor. Esnaf çözmüyor. Sanayici çözmüyor. Turizmci çözmüyor. Serbest meslek erbabı çözmüyor. Vatandaş güvenmiyor. Birikimlerini almış, tamamını dolar olarak yatırmış. Mevduatın %63'ü dolar. Ev, dışarıya dünyanın faizini ödüyorsun ve şimdi kapı kapı geziyorsun. Düne kadar sizin havuz medyasının, tanımlıyoruz öyle, havuz medyasının şerefsiz diye tanımladığı, çok özür dilerim bu deyimi kullandığım için, gazetenin manşetiydi, Yeni Şafak'ın manşeti, koşa koşa prens veliaht geldi, acaba bize bir derman olabilir mi, bir yaramıza bir merhemse o sürebilir mi? Ya düne kadar 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen dediğiniz, paralar verdiğini dediğiniz kişilerle kucaklaştınız ya. Ya merak ediyorum ya, nasıl bir mide var arkadaşlar ya? Nasıl bir anlayış var ya? Ya nasıl olur böyle şey? Şimdi beyefendi Katar'a gitmiş. Mithat Hocam da söyledi. Katar'a gitmiş, Katar Dışişleri Bakanı. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Kimin ekonomik gidişatı? Bizim ekonomik gidişatımız. Kim fırsatı değerlendirecek? Katarlılar değerlendirecek. Niye gidiyoruz oraya? Ya bizden mallar çok ucuz. Tapa mallar. Gel. Ya mağazanın böreği, neyi varsan sana vereceğim. Yeter ki beni kurtar. Ya Türkiye. Ya Türkiye. Değerli arkadaşlar. Bu bütçe milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe çiftçinin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fakirleştiren bütçedir. Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe açık ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Bu bütçeden kim faydalanacak? Kim faydalanacak? Çiftçi faydalanmıyor. Emekli faydalanmıyor. Esnaf faydalanmıyor. Hiçbirisi faydalanmıyor. Faizleri aynen duruyor. Ya çiftçinin traktörünü haciz ettiler ya. Çiftçinin traktörünü haciz ediyorlar beyler. Ama Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar alıp gazeteleri satın al, televizyonları satın al dedikleri adam parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar ya. Ya nasıl bir anlayıştır bu? Parayı aldınız mı kardeşim? Güçleri çiftçiye yetiyor, esnafa yetiyor, efendim apartman görevlisine yetiyor, garibanlara yetiyor, fukaralara yetiyor, tehditler yapıyorlar ama sırtı kalınlara kimse dokunamıyor. Kimse dokunamıyor. Kimseyi tehdit etmem, hiç meraklanmayın. Kim? Ha şöyle, şöyle şunu söylüyorum. Bir dakika. Kim yasa dışı bir yazının altına imza atarsa, kim yolsuzluklara ortak olursa onların hiçbirisini devlette tutmayacağım. Bir daha söylüyorum. Hırsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın 10 bin dolar al. Tutmayacağım. Hiç emin olun, hırsızların bu devlette işi yoktur. Sadece orayı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kirlilikten arındıracağız. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Siyasi ahlak kanunu. İş takipçisinin mecliste ne işi var? Sonra söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, yani sizin İçişleri Bakanınız, yani gelip burada oturacak olan bakan,
Çıktı devletin televizyonuna ne dedin? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar alıyor dedi. Ya hiçbiriniz merak etmediniz mi ya? Kim bu arkadaş? Hadi siz merak etme. Aslında biliyorsunuz kim olduğunu. Biliyorsun. Ben de biliyorum kim olduğunu. Peki arkadaş, yukarıdaki arkadaş niye çağırıp ya bu 10 bin doları ne yaptın diye sormuyor. Niye yapmıyor? Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir daha söylüyorum. Haksızlık karşısında, yolsuzluklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu kadar açık net. Gelecek buraya soracağız. Soracağız. 10 bin dolara her ay gidip para alan o kişi kim? Hepsini biliyoruz. Meraklanmayın. Ha kim bundan faydalanıyor? Onu da söyleyeyim. Kim malı götürüyor? Bu bütçe, bu beylerin yaptığı ekonomik programlar, çalışmalar kim götürüyor? Dolarla ihale alanlar. Ya arkadaş, ya arkadaşlar ya, bana sormuyorsanız vallahi billahi eve gittiğinizde ilkokula giden çocuğunuza sorun ya. Ya arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir ihale dolarla verilir mi diye sorun ya. Ya Türk lirası kardeşim ya. Niye dolarla ihale yapıyorsun? Şimdi dolar 7 liradan 14 liraya çıkıyor. Kim kazandı? Çiftçi mi kazandı? Emekli mi kazandı? Esnaf mı kazandı? Kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Parayı kim ödeyecek? 84 milyon ödeyecek. Para nereden nereye gidiyor? Fakir fukaradan beşli çeteye gidiyor. Fakir fukaradan. Oradan alacaksınız, buraya ödeyeceksiniz. Bunu Allah aşkına ya. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Vicdanınız kabul ediyor mu ya? Şimdi bu dolarla ihale aldın. Hadi diyelim dolarla ihale aldın. Eyvallah. Ya arkadaş, ya insaf ya. Ya güvenceyi de dolarla veriyorsun. Köprüyü yap, yolu yap, şunu yap, bunu yap. Nasıl olsa bu kadar yolcu olmaz. Üstüne ben sana para vereceğim. Türk lirası yok, kabul etmem. Neyle? Bana dolarla vereceksin. Belediyeleriniz aynısını yapıyor. Bırak arkadaş, sen belediyeleri bilmezsin. Belediyeleri öğrenmek istiyorsan git. İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 30'a yakın yolsuzluk dosyasını aç oku. Bir daha söyleyeyim. Senin İçişleri Bakanı'nın Büyükşehir'in ortaya çıkardığı 25'e yakın yolsuzluk dosyasına el koydu. Araştırmayın, ben araştıracağım dedi. Vicdan varsa, ahlak varsa, bu parlamentoya saygılıysan gidip diyeceksin ki ne oldu bu dosyalar arkadaş? Ne oldu bu dosyalar? Diyemezsin. Diyemezsin. Parlamentonun da kirlilikten arınması lazım. Siyasi ahlak kanunu gelecek. Herkes oturacak, doğru iş yapacak. Bu işin kuralı budur. Efendim, ihaleyi alanlar, söyledik dolarla. Garanti verdiniz, o da dolarla. Ya benim torunumu, sizin torununuzu niye borçlandırıyorlar? Vergi veriyorsun, tamam, eyvallah. Vergiyle yap, eyvallah, itirazımız yok. Ya beni borçlandırıyorsun, torunları da borçlandırıyorsun. Üstelik dolar bazında borçlandırıyorsun. Ya bunun ahlak da, laf aramızda, bunun milliyetçilikle ne ilgisi var ya? Milliyetçilikle ne ilgisi var? Bakın, neden söyledim? Bu bütçe fakirden fukaradan alıp, garibanlardan alıp, bir avuç zengine, bir avuç tefeciye, bir avuç dolar baronuna para aktaran bütçedir dedim. Kanıt mı? İşte kanıtı bu, daha neyse anlatayım ben size. Başka bir şey daha. Bakınız, ishal sorunu var galiba. Öyle mi? İshal sorunu var galiba. Merkez Bankası'nın verilerini söylüyorum. Merkez Bankası'nın verilerini. 31 Aralık 2020, 24 Kasım 2021. Dolardaki artış 5 lira 20 kuruş. 5 lira 20 kuruş arttı. Bu ne demek? Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon lira arttı. Bana inanmıyorsanız, sizin inandığınız bir iktisatçı var, ona sorun. 2 trilyon lira arttı. Peki bu bütçede toplayacağımız vergiler ne kadar 2022'de?
1 trilyon 258 milyar lira. Bakınız 2 trilyon lira dış borçlarda artış var. Toplayacağımız vergilerden çok daha fazla. Bu 2 trilyonluk artışı kime vereceğiz? Londra'daki tefecilere, burada dolarla ihale alanlara, garantili yollardan, köprülerden dolarla garanti verdiğimiz, ödeyeceğimiz paralar. Kim ödeyecek? 83 milyon ödeyecek. Ne demektir bu? Cumhuriyet tarihinin fakir, fukara, garip, gurebasından alınan paraların bir avuç tefeciye, bir avuç dolar baronuna gitmesi demektir. Bunların yatacak yeri yoktur. Bir daha söylüyorum. Bunların yatacak yeri yoktur. Ha, sizin sorumluluğunuz el kaldırmaktır. Bakın değerli arkadaşlar. Dolarla ihaleyi anladık. Dolarla gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptılar. Belki onu hiç bilmiyorsunuzdur. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. 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 Dolarla borçlandıysanız Amerika'daki enflasyonu, avroyla borçlandıysanız Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar. Şimdi size bir soru. Tamam. Bu millet Amerika'daki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar, bu millet Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu niye çeksin? Arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar. Arkadaşlar. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika, sessiz olur musunuz? Bir dakika. Arkadaşlar. Siz konuşun o zaman, ben gideyim. Lütfen bir dakika. Arkadaşlar, ben buradan bir şey göremiyorum. Fakat iç düzüğe göre nezih bir dille konuşulması öngörülüyor iç düzükte. Ben hatipleri buna davet ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu dolarla doların yükselmesi kime yanıyor? Yaradıkları birisi daha var, bir grup daha var. Dolarla rüşvet alanlar. 10 bin dolar rüşvet alanlar. Onlar da. İki. Rüşvet aldı, yolsuzluk yaptığı kanıtlanan kişiler büyükelçi olarak atandı. Şunlara soruyorum. Siz de sorun. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Haksızlık yapanlardan, rüşvet alanlardan büyükelçi olur mu? Arkadaşlar, buyurun. İş olmaz arkadaşlar. İş olmaz. Rahatsızlık oldular, biliyoruz. Başkanım özür dileyecek. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi. Yolsuzluk yapanları affettiler. Uyuşturucu baronlarını mahkemelerden kurtardılar. Uyuşturucu baronlarını arkadaşlar hapishanelerden kurtardılar. Bunları da gayet iyi biliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hiçbir cumhuriyet savcısı. Sayın Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Edilir. Arkadaşlar. Konuşmadan sonra izleyeceğim, değerlendireceğiz. Tamam. Sakin olun. Tamamlansın. Amerika'daki enflasyonun, Avrupa Birliği'ndeki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sırtına yıkılmasından, rahatsız olmanızdan da memnun oldum. Evet, memnun oldum. Eğer siz bunun hesabını sorarsanız
Hesabını sorarsanız teşekkür ederim. Bana değil oraya kızacaksınız. Oraya kızacaksınız. Diyeceksiniz ki ya Amerika'daki enflasyon, efendim Avrupa Birliği'ndeki enflasyon nasıl olur da bu milletin sırtına yıkılır? Şeytanın aklına bile gelmez ama bunların aklına geliyor. Evet, şeytanın aklına gelmez, bunların aklına gelir. Bürokraside de güveni sıfırladılar. Bürokraside de devlette liyakati bitirdiler. Devlet dediğiniz adaletle yönetilir. Devlet dediğiniz liyakatle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum, devlette insanlar belli görevleri, belli saygınlığı olan görevleri yaparlar. Devletin en önemli kurumlarını kapattılar. En önemli kurumlarını. Ve devlette paralel bir yapı oluşturdular. Siz paralel yapıdan şikayet ediyordunuz değil mi? Bir Dışişleri Bakanı var, bir de sarayda Dışişleri Bakanı var. Bir Merkez Bankası'nın görevi var, bir de sarayda bir başka kurumun görevi var. Bir YÖK Başkanı var, bir de sarayda YÖK Başkanı var. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü var, bir de sarayda Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü var. Dolayısıyla bu paralel yapı Türkiye aydınlığa çıkarmaz. Bu paralel yapının değişmesi lazım. Uyuşturucu baronlarına destek çıktılar. Bir daha söylüyorum. Ona da kızacaksınız. Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Bakınız. Hangi mücadele yapılıyor? Okuyorum. Avrupa uyuşturucu raporundan okuyorum. Türkiye aşırı doz uyuşturucu nedeniyle 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülkedir. Bir daha okuyayım. Memleketin ne hale geldiğini bilmeniz açısından. Siz acaba ya dünyadan haberiniz yok zaten. Erdoğan ne diyordu? Tedbirli kıyafet yapıp gezecekler değil mi? Ya Allah aşkına tedbirli kıyafet yapın. Gidin şu İstanbul'u bir gezin. Anadolu'yu bir gezin ya Allah aşkına. Uyuşturucu belasının hangi noktalara geldiğini gidin görün ya. Ben sizi buluşturayım onlarla. Annelerle buluşturayım ben sizi. Siz gitmediniz, görmediniz, oturmadınız, konuşmadınız. Bir annenin en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Bir annenin en büyük korkusu akşam evladım geldiğinde cep telefonu yanında mı değil mi? Sattı mı satmadı mı? Evet, bunların hepsini araştırıyorum. Siz yapamazsınız. Bunlar öyle hiç yapamazlar. Sırtlarını baronlara dayamışlar ama biz yaparız. Allah'ın izniyle yapacağız, göreceksiniz. Yapacağız, tutacağız. Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Tereyağından kıl çeker gibi. Kavga etmeyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Ve bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Zindaşlı'yı kim çıkardı? Kim çıkardı hapisten Zindaşlı'yı? Söyler misiniz bana? Kim çıkardı? Ya tonlarca, kilolarca kokain yakalanıyor. Ya savcı cesaret edip soruşturma açamıyor ya. Soruşturma açamıyor ya. Haberiniz yok mu? Allah aşkına öğretmediniz mi? Söylemediniz mi? Ya arkadaş sen şeyi bilmiyor musun ya? Kocaeli'ni bilmiyor musun, Dilovası'nı? Mersin Limanı'nı bilmiyor musun sen? Ne yakalanması kardeşim ya? Ne yaka? Zaten yakalanmadı. Sorunumuz orada. Gelmedi ki. Nerede yakalanacak? Gelmedi. Uyuşturucu gelmedi diyor. Ya arkadaş, konteyner numaraları bile yayınlandı ya. Dünyadan bu kadar habersiz misin sen? Bu kadar. Bu sandıkları içinde geldi arkadaş ya. Bu kadar mı habersizsin sen? Onun arkasına CHP çıkacak. Bakarsın. Ve dolayısıyla asla ve asla bu desteği verdiğiniz sürece Türkiye'yi uyuşturucu bataklığına sürüklersiniz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri. Uyuşturucu konusu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır arkadaşlar. Uyuşturucu konusu ortak. Eğer uyuşturucu baronlarının milyar dolarlarını Türkiye'ye getirmeleri için, kara parayı aklamak için,
özel yasalar çıkarırsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına ciddi bir darbe vurursunuz. Bunu defalarca yaptılar. Defalarca yaptılar. Buradan geçti yasalar. Buradan geçti yasalar. Sen diyorlar ki uyuşturucu kaçakçılığı yap. Zaten yol şimdi Türkiye üzerinden. Güney Amerika, buradaki limanlar. Neden bu limanlar için büyük kavgalar var biliyor musunuz? Hiç sordunuz mu? Neden birbirlerini yiyorlar? Neden bu limana ben çökeceğim, bu limana ben çökeceğim diyorlar? Çünkü bu uyuşturucu nereye gelecek? Limandan gelecek arkadaşlar. Hiç bu konuda bir araştırma. Ya hadi biz yapmıyoruz da. Bari siz bir araştırma yapın. Yok efendim, ne yakalanması Allah aşkına ya. Ne yakalanması ya. Gidin fakir fukaranın evlatlarına bakın ya. Hepsine bakın. Önce o fakir ailelerin çocuklarını önce alıştırıyorlar. Ondan sonra torbacı yapıyorlar. Siz bu konuda emniyetle konuştunuz mu hiç? Biz konuştuk konuştuk. Ne 10 yılı arkadaş ya? Verdiğin ceza 3 gün sonra adamı dışarı çıkarıyorsun ya. Zindaşlıyı çıkardılar. Hiç vicdanın sızlamadı mı ya? Bu bölgenin en büyük uyuşturucu baronuydu. Hiç vicdan. Ne infaz yasası kardeşim ya? Ne infaz yasası? Dünyadan haberin yok ya. Bu adama telefon ettiler. Hakim bıraktı. Hakimin ifadesini de mi okumadın ya? Hayret ediyorum ya. Gerçekten hayret ediyorum ya. Dünyadan bu kadar bir haber bir insan. Nasıl olur da bir de uyuşturucu konusunda konuşuyor? Ya sana uzman vereyim. Uzman vereyim. Bakın o kadar büyük dejenerasyona yol açtılar. Adaleti de bitirdiler. Adaleti de bitirdiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir adamı önce mal varlığına el koyuyorsunuz. Önce el koyuyorsunuz. Arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz. Arkasından mal varlığındaki bütün acizleri kaldırıyorsunuz. Arkasından yurt dışına çıkma yasağını kaldırıyorsunuz. Adam kaçıp gidiyor. Amerika diyor ki bu adamı bana ver Avusturya'da. Ve biz de diyoruz ki ona değil bana ver diyoruz. Ve değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, burada önemli olan nokta şu. Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi. Bu kişinin uçağına bunlardan çok adam bindi. Bunlardan çok adam bindi. Bunları koruyorlar. Bunları koruyorlar. Ben gayet iyi biliyorum bunları koruduklarını. Ne yaptıklarını da gayet iyi biliyorum. Siz sanıyor musunuz ki biz hiçbir şey araştırmıyoruz? Sizin ulaşamadığınız yerlere bu kardeşiniz ulaşıyor. Bu devlette namuslu insanlar var. Bu devlette dürüst insanlar var. Bu devlette vatansever insanlar var. Bu devlette bayrağını vatanını seven bürokratlar var. Bir köşeye atsanız da onlar düşüncelerini açıklıyorlar. Bakın değerli arkadaşlar. Yargıyı da berbat ettiniz. Bunlar ettiler. Ya Allah, ya evinize gidin. Vallahi billahi ya. Üniversiteye giden oğlunuza bir sorun ya. Kişiyi alıyorsunuz. Kişiyi alıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Efendim diyorsunuz ki bu kişi... Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Kişiyi alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Alıp getiriyorsunuz kişiyi. Arkasından diyorsunuz ki bu kişiye sen madem ki verdiğin bütün talimatları yerine getirdin, seni önce Yargıtay üyesi yapacağım, sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye yapacağım. Bir tek Yargıtay kararının altında bile, bir tek Yargıtay kararının altında bile imzası olmayan birisi jet hızıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye oldu. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayanlar, hepsi terfi ettim. Sözüm söz, tamamını temizleyeceğim. Sözüm söz. Bu memlekete adalet ya gelecek ya gelecek. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Sizler savunamazsınız. Sizler savunamazsınız. Sizler milletin arasına giremezsiniz. Sizler vatandaşla konuşamazsınız. O nedenle size diyorlar ki tedbirli kıyafet yapın. Ne tedbirli kıyafeti ya? Ne tedbirli kıyafeti ya? Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmayan, sözde Yargıtay üyesinin Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanmasını
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanına, şerefine, vakarına bağdaştırmıyorum. Bu kadar açık, bu kadar. Yargıtay'daki üyelere de söylüyorum. Buna oy veren üyelere de. Buna oy veren üyelere de sesleniyorum. Yargıtay'ın tarihine kara bir leke bıraktınız. Siz de ya arkadaş, bu adam daha yeni geldi ya. Burada yıllardır Yargıtay'da çalışan insanlar var, düzgün insanlar var. Bunlardan birisinin Anayasa Mahkemesi'ne üye olması lazım demediler. Diyemediler büyük bir kısmı. Talimat aldılar saraydan, gereğini yaptılar. Yargı talimatta çalışırsa orada adalet olmaz. Siz bekliyorsunuz. Katarlılar buraya gelecek. Efendim Veliaht Pres buraya gelecek. Aselsan'ı mı satacaksınız? Roketsan'ı mı satacaksınız? Sattırmayacağız, sattırmayacağız. Hiç endişe, sattırmayacağız. Tank paleti sattınız değil mi Katarlara? Nerede bu tank? 2018'de tank üretiliyor, hayırlı olsun diye tweet attılar. Hangi yıldayız? Nerede bu? Nerede bu tank? Ethem Sancak'a mı güvendiniz? Ethem Sancak mı tank yapacak? Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurabadan parayı toplayıp bir avuç tefeciye, Londra'daki tefecilere, dolar baronlarına ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçedir. Asla kabul etmiyoruz. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Bir şey daha söyleyeyim. Tezkereyi de konuşuruz. Tezkereyi de konuşuruz. Ya senin genel başkanın 33 askerimiz şehit olduğu zaman hesabını sordu mu? Soramaz. Nereye gitti? Putin'in kapısına gitti. Yalvardı, yakardı Putin'e. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya kapının önünde bekletiliyor. Kronometre çalışıyor. Kaç dakika beklettiklerini gösteriyor. Bütün dünya seyrediyor. Ya sizin vicdanınız sızlamadı mı ya? Ya ben rahatsız oldum ya. Siz rahatsız olmadınız mı? Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle bunları göndereceğiz. Beraber göndereceğiz. Esnafla beraber, çiftçiyle beraber, emekliyle beraber, çiftçiyle beraber, sanayiciyle beraber, kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle, garibiyle, gurebanıyla göndereceğiz bunları. Göreceksiniz. Sandığı getirmiyorlar. Getiremezler efendim. Getiremezler. Patlama, patlama. Patlama. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, gideceklerini bunlar da çok iyi biliyorlar. Niye bağırıyorsunuz? Ha niye bağırıyorsunuz? Söylediklerimde yanlış mı var? Yok. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Bakın bir şey söyleyeyim. Eve gidince aklı bali olmuş çocuğunuza sorun. İlkokuldan da vazgeçtim. Aklı bali olmuş çocuğunuza sorun. Ya Allah aşkına. Bakın. Başkan. Güzel konuşuyorlar. Geleceksin burada konuşacağız. Burada. Burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Değerli milletvekilleri. Bunlar gideceklerini gayet iyi biliyorlar. Neden diyeceksiniz? Siz de sorun. Neden diyeceksiniz? Ya Antalya dış hatlar terminalinin ihalesi 5 yıl sonra yapılacak. Şimdi yapıyorsunuz. Niye şimdi yapıyorsunuz? Neden şimdi yapıyorsunuz? O terminal ihalesini alanın burnundan fitil fitil getireceğim. O terminal binasını alanın. 5 yılın sonunda ihale yaparsın. Neden şimdi ihale yapıyorsun? Hangi gerekçeyle şimdi ihale yapıyorsunuz? Siz tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyamazsınız. Siz dolar baronlarının yanındasınız. Siz tefecilerin yanındasınız. Bu kardeşiniz fakirin,
fukaranın, garibanın, apartman görevlisinin, işsizin. Bu bütçenin size vereceği bir şey yok. Bu bütçe kabul edilsin, göreceksiniz. Ne olacağını göreceksiniz. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar konuşmaya devam edebilirler. Sayın Ünal, buyurun. Sayın Başkan.